Nispeten daha başarılı tasarımlardan bir tanesi şu. Ama bu da tam olarak bizim beklediğimiz tasarım değil. İşte gerçek müşteri ve tüzel müşteri diye iki tane tablo tasarlamak ve gerçekten de sadece sadece kendilerine ait özellikleri buraya koymak şeklinde bir tasarım. Örneğin burada da müşterin o. Ünvan vergin o şeklinde bakın bir ayrım gerçekleştirerekten böyle bir tasarım ortaya çıkarılıyor. Burada en azından şöyle bir avantajımız var. Yani bir önceki tasarımdaki o veri bütünlüğünü korumamız nispeten daha kolay. Çünkü yani bir gerçek müşteri kaydı geldiğinde onu gerçek müşteri tablosuna aktarırsınız ve gerçekten olması gereken alanlara olması gereken datayı koyarsınız. TC kimlik nullable'sa nullable, değilse değil. Ad soyad nullable'sa işte değil mesela ad soyad hem adı hem soyada işte nullable değil diyebilirsiniz. Müşteri no'ya nullable değil diyebilirsiniz. Bu şekilde kendinizi daha koruma altına alırsınız. Fakat buranın dezavantajı ne? Buranın dezavantajı nesnellik arkadaşlar. Şöyle ki örneğin yeni bir müşteri tipi geldiğinde sisteme örneğin işte BDDK dedi ki bundan sonra sendikalar gerçek ve tüzelden farklı olarak ayrı bir müşteri tipi olarak ele alınacak. Yani bilmiyoruz. Ben de uyduruyorum zaten şu an bunu. Böyle bir şey dediği zaman burada ne olacak? Sizin yeni bir tablo üretmeniz lazım. Buna göre bütün kodlarınızı da yeniden yapılandırmanız lazım. Yani bu kenarda dursun bu örnek. Bunu daha sonra konuşacağız. Böyle bir şeyi nasıl ele alacağımıza bakacağız ama daha büyük problem ne biliyor musunuz? Şimdi gerçek müşteri ve tüzel müşteri dediniz ya. İkisinin de müşteri numarası var ya. Şimdi şöyle ki mesela bilanço. Bilançolar için bir tane tablo oluşturdunuz. Şimdi müşteri no'yu buraya koymak istediğinizde hani hem gerçeğin olabiliyor hem tüzelin olabiliyor. Şimdi hangisinin müşteri numarası bu? Şimdi bunları ilişkilendirmek gerekecek. Müşteri no'dan buraya bir bağlantı koymak lazım. Dolayısıyla ancak burada olan bir müşteriyi, gerçek müşteride olan bir müşteriyi buraya koyabilirsiniz. Dolayısıyla burada olan bir müşteriyi buraya koymaya çalıştığınızda, yani gerçek müşteri tablosunda olan bir müşteri numarasını, örneğin bir olsun, biri buraya koymaya çalıştığınızda sıkıntı çıkacaktır. Neden? Çünkü o bir burada olmayabilir. Zaten olmaması gerekiyor. Olmadığı için bunu ekleyemeyeceksiniz. O yüzden böyle tasarımlar yapan ortamlarda ne yazık ki zamanla ilişkileri koparma ihtiyacı ortaya çıkar. Yani o da ayrıca veri bütünlüğünü bozar. Ne demek bu? Bu tablodan bu tabloya olan, yani gerçekten tüzeli olan ve gerçekten bilançoyu olan ve tüzelden bilançoyu olan bire çok ilişkilerini maalesef kaldırmanız gerekecek. Bunu kaldırdığınız zamanla oluşacak veriyi söylüyorum. Bilanço tablosunda olan bir müşteri numarası var. Ama ne yazık ki gerçek veya tüzelde böyle bir müşteri numarası olmayabiliyor. Kendi sistemlerinizden hatırlayın. Böyle datalarla karşılaştığınız mutlaka olmuştur. Genelde bu tip tasarımların en büyük problemi de bu oluyor. Ne oldu? Çünkü sizin için aslına bakarsanız bu ikisi müşteri. Ama siz bu müşterilere ne yazık ki tek bir müşteri olarak ele alamadığınız için burada bu yapı ne yazık ki sıkıntıya girmiş olacak. Evet, bu da ikinci hatalı tasarım idi. Gelin sonraki tasarıma devam edelim.